Nasıl? Heyecan var mı? Heyecan. Olmaz mı? Bütün gece uyumadım. Sabah zor ettim. Ben de. Ben de. Size bir şey soracağım. Evdekilerin haberi var mı? Söylediniz mi? Yok. Sürpriz olsun istedim. Ay demeyin. Keşke söyleseydiniz. Söylesem mi Kader Hanım? Cahcurt edecekler illa. 3 kuruşluk keyfimi de kaçıracaklar. Şok etkisi daha iyi. Güven bana. İyi peki. Bakın hele bakın. Ağzı olan konuşmasın bir daha. Kader Hanım bundan sonra benim resmen karımdır. Saygıda kusur eden olursa karşılığını bulur. O kadar. Nasıl? Sevdin mi? Çılgınsınız vallahi. Öyleyim. Benim olana elini uzatan olursa çılgınlıkta hatta çıldırtmakta sınır tanım. Yani yanlış anlama, benim olan derken sahiplenmek manası. Sizi gayet iyi anlıyorum. Ya şu siz faslına son verelim artık. Aile olacağız. Birazdan atacağız imzaları. Peki. Haydi bakalım. Değil bu kadar. Yarın açık kalmayı bilmiyorum günlerim sayılı. Deme öyle şeyler Cennet abla. Benim dememle mi oluyor? Görmüyorum halimi. Buraya bilene zor geldim. Bak şimdi. Ben sana bir sır vereceğim. Bir avukat var. Adı Zeynep. Çok iyi bir kız. Merhametli, güler yüzlü. Ben ona bir mektup bıraktım. Ben öldükten sonra açılacak o mektup. Bu mektup da benim... ve katilimin Yılmaz olduğu yazıyor. Katilinin mi? Katilimin. Ben hayattayken cezasını veremedim ama öldükten sonra... Ben öldükten sonra hapislerde çürüyecek o. Solmaz'ın katil olduğunu ispatlayamadık ama... Hapislerde çürüyecek o mektuptan sonra. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Hiçbir şey demem. Hiçbir şey çocuklara sakın. Hele Halil'e. Halil duyarsa bir gün yaşatmaz babasını. Sonra hapislerden çürür çocuğum, hayatı mahvolur. Bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yoksa ben ona diyeydim. O beni bir gün tutar mıydı onun yanında? Kurtarırdı beni o cehennem hayatından. Dur dedim ben ona, hep yapma, senin babandı. Ben burada kalacağım dedim. Hep mani oldum. Ama şimdi... ben öldükten sonra... babası da hapse girdikten sonra... gerçi o zaman söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Merak etme. Ben sana su getireyim, dur. Eşi. Ah be Cennet abla. Tek bir mektup yeter mi o canavarı hapse attırmaya? Ya yetmezse? Yetmezse de beni öldürmek zorunda kalır o zaman. Tabii ya. (Gülüyor)
Ne diyeceğim sana? Senin şu avukat, onun numarasını bana verebilir misin? Ne yapacaksın? Belki bir gün lazım olur bana da. Hayat bu. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz, değil mi? Ben sizden bir şey rica edeceğim. Ama daha demin ne konuştuk? Haklısın. Bir şey rica edeceğim senden. Emret. Önce çocuklarınla bir konuş lütfen. Evlendiğimizi bilsinler, öyle geleyim evine. Ama öyle şey olur mu? Ben seni koluma takıp mahalleden geçemeyecek miyim? Günler torbaya mı girdi canım? Yaparız onu da yarın. Madem öyle diyor, peki. Nikahtan sonra eve gider, durumu çocuklarına anlatırsın. Ben de eşyalarımı toparlar, akşam gelirim. Eşyalarımı bile almadan böyle kaçar gibi evlenmek de ne bileyim. Aşk diyorlar kaderim, aşk. Bakalım. Thank you.